Gonca! Gonca! Böyle gidemezsin, bu kadar kolay mı ya? Hayır, kolay değil. Ama yapamıyorum Toprak. Yapamıyorum. Bak, sen bana ait değilsin. Hiçbir zaman da olmadı. Ben herkesi senin için karşıma aldım. Ben her ne yaptıysam senin için yaptım. Sadece senin için yaptım ya. Sen benim hayatıma girmeden önce ben nasıl yaşardım, ne yapardım, kimdim, ben onu bile unuttum. Sen şimdi benim karşıma geçmiş, nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ya Ece'nin bana yaptığı onca düşmanlıklara rağmen gidip ona yardım etmedin mi sen az önce? Ne gördüm ben içeride Toprak? Hı? Kucağında sarhoş bir Ece gördüm, öpüşüyordunuz. Bravo. Gecenin kahramanı Toprak Atabey. Rahat mısın şimdi, mutlu mu oldun ha? Sen hep şövalyelik yapmak zorundasın. Ne yapsaydım? Ha? Bıraksa mıydım öyle? Düşseydi, kalsaydı, başına bir bela gelseydi o zaman mı memnun olacaktım? Ya bu kızın senden başka kimsesi yok mu? Ha? Bu dünyayı sen mi kurtaracaksın Toprak? Ya yardım etmek suç mu? Allah Allah! Ben bunlardan hoşlanıyorum mu sanıyorsun? Evet. Sen bunlardan hoşlanıyorsun biliyor musun? Farkında değilsin sadece. Sen neyi seviyorsun biliyor musun Toprak? Kahraman olarak her şeyi çözeyim istiyorsun. Ece mi sarhoş? Onu ayıltayım. Gonca mı bayıldı? Onu kurtarayım. Biz de senin oyuncaklarınız. Değil mi? Gonca, sinirimden böyle konuşuyorum de bana. Bana bunları öfkem söyletiyor. Hayır, de, lütfen. Öfkem söyletmiyor bana bunları. Mantığım konuşturuyor Toprak. Ve şimdiye kadar mantığımı hep susturdum biliyor musun? Hep kalbimle sana karşı konuştum. Ama bundan sonra bu şekilde olmayacak. Gerçeklerin de bir sesi var ve şimdiye kadar hep onları duymazdan geldim. Artık aklımla konuşacağım. Gonca. Hayır, lütfen. Gonca, Gonca. Hayır. Bana bak, bana bir bak. Bana bak, bize bunu yapma. Bizden ayrılma. Bizim sonumuz böyle olmasın. Seni çok seviyorum, sen de beni seviyorsun. Atabeyler kendilerinden başka kimseyi sevemez Toprak. Nihayetinde sen de bir Atabey değil misin? Hı? Ya ben bütün hayatımı aileme benzememek için çabalayarak geçirdim. Bizim seninle yaşadığımız bütün sürecimizden sonra vardığın yer bu mu? Benim babama, dedeme benzediğim mi? Evet. Ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış. Sen her zaman bir Atabey kalacaksın. Emin misin? Eminim. Rahat bırak beni. Peki. Öyle olsun. Ben senin için herkesi karşıma aldım ya. Kendi ailemden bile vazgeçtim. Ben babamı bile yok saydım senin için. Ona bile yüz çevirdim. Nabız ve tansiyon gayet iyi. Kanca. Hasta gözünü açtı. Kızım, Gonca. Beyefendi, telefonunuz yanınızdaysa yakınıza haber verelim. Şifrenizi. Şifrenizi hatırlıyor musunuz?
Canan. Aa. Dur Canan. Canan. Dur. Canan özür dilerim. Canan özür dilerim. Halil. Ben böyle olsun istemedim. Halil git. Git buradan. Git durma burada Halil. Özür dilerim. Oh. Halil git, polis gelirse alırlar seni, git. Git, ben söylemem kimseye. Canan özür dilerim. Halil git. Ben kendi kendime vurdum derim. Yanlışlıkla oldu derim. Halil kaç git. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Sen benim her şeyimsin. O bir Atabey. Sakın unutma bunu Gonca. Baban haklıydı, bir Atabey. Dedesi gibi bir Atabey. Babası gibi bir Atabey. Unutma Gonca. O bir Atabey. Oo, Canan bu böyle olmaz. Bir şey yapmamız lazım Canan. Hayır git. Git, gelirler. Ben bir yalan uydururum ama sen burada durma, git. Yo. Bırakmam seni. Seni bırakmam. Canan tut. Tut, havluyu tut. Havluyu tut Canan. Tut. Halil bak, senin hakkında soruşturma var. Gelirlerse yine emniyet alırlar. Sorguya nezaret alırlar. Olmaz. Alo, Hidayet. Hidayet çabuk ofisi aç. Hidayet. Doktor çağır. Bizim doktoru evet. Tanıdık olması lazım. Soru sorma Hidayet, çabuk hadi. Canan kendine gel. Canan. Kalbim çok acıyor. Kendimi o kadar eksilmiş hissediyorum ki. Sanki bir parçam koptu gitti. Ve o parçayı ben kopardım. Ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Sen neden? Ya sen ne yapacağım deyince ben de öyle dedim işte. O kadar yoruldum ki. Nereye dönsem baksam Ece. Sanki amacını bilmiyormuş gibi bir de peşinden koşuyor, yardıma koşuyor ikide bir. Ya insan bu kadar iyi niyetli olmak zorunda mı ya? Sen süper kahraman mısın? Gonca, sen zaten bu adama bu yüzden aşık olmadın mı? İyi niyetinden, yardımseverliğinden, derdi olanın imdadına koşmasından. Sadece kendinin değil, başkalarının da mutluluğunu düşünebildiği için aşık olmadın mı? Hı? Oldum. Ama tam bu sebepten de nefret ediyorum şimdi ona. Allah'ım ne olur günler çabuk geçsin. Böyle bir uyuyayım mesela. Uyandığımda aylar, yıllar geçmiş olsun. Sonra bir bakmışım kalbim acımıyor artık. İçimde toprak kalmamış. Gonca da eski Gonca olmuş yine. O iş öyle olmuyor işte. Bir daha asla eski sen olamıyorsun. Sağ ol ya. Ne kadar motive edici sözler kullanıyorsun. Asıl ben bittim Gonca. Bittim ben. Neden? Sonu ne oluyor ya? Ne mi oldu? Bana olan oldu. Hem de çoktan oldu. Seni korkutma beni, ne oldu? Gonca. Ben Arda'ya çok fena aşığım. Bizim Arda. Ciddi misin sen? Siz ikiniz. İkimiz diye bir şey yok. Sadece ben var. Arda'ya gidip aşkını itiraf eden ben. Kendi köşesinde
hayaller kuran, gerçekleşmeyecek hayaller kuran, böyle Arda'yı uzaktan seyredip mutluluk dolu hayaller uyduran bir tane Zeynep var işte. Bir umudum yoktu zaten. Karşılık veremeyecekmiş. Veremesin. Olsun. Ona da razıydım. Da. Gidişini gördüm ben onun. Bu hayatta hiçbir şey bana böyle koymadı. Senin durumun da çok kötüymüş. Gel buraya. Niye bana bir şey söylemedin? Söyleyemedim. Efendim? Evet, benim. Ne? Babam mı? Ne oldu? Güle güle Arda. Abi hoş geldin. Abicim, lütfen kızma. Ne olur. Beş para etmez bir herif bu. Değmez Arzu. Gerçekten değmez. Bitti zaten artık. Sonunda güzel bir haber. Abi sen çok üzgün duruyorsun. Bir şey mi oldu? Olmuş belli. Gonca beni terk etti. Nasıl yani? Abi sen daha yeni evlilik teklif ettin ona. O da kabul etti. Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Abi konuşmak ister misin? Hı? Hadi gel biraz konuşalım. Benim derdimi anlatabilecek kelimeler henüz icat edilmedi Arzu. Bittim, tükendim işte. Öyle deme abi. İçimde öfkeden başka hiçbir şey yok. Neden ayrıldınız peki? Ya hadi abi anlatsana, bak dinliyorum seni. Kahramancılık oynuyormuşum. Herkes de benim oyuncağımmış. Gonca hanımefendiler de bunu kabullenemezlermiş. Abicim öyle söylemek istememiştir. Yanlış anlamışsındır belki. Atabeysin dedi bana. Sen bir atabeysin. Dedem, babam gibiymişim aynı. Abicim, bak. Belli ki canını yakmak istemiş. Demek ki onun da canı yanmış. Yoksa söyler mi böyle bir şey? Hı? Biliyorsun, tanıyorsun Gonca'yı. Neyse ne. Bazen düşünüyorum. Yani eğer anne baba sevgisi almış biri olsaydım. Yani olsaydık. Kim olurduk mesela? Yine her şey elimize yüzümüze bulaşır mıydı böyle? Normal ailemiz olsaydı. Onlara da söyleyecek iki çift sözüm var. Bir yarın olsun konağa gideceğim. Öyle benim hayatımı mahvedip hiçbir şey olmamış gibi devam edemezler. Tahir Aydın, acile kaldırmışlar. Nerede, durum nasıl? Hemen bakıyorum. İkinci kat 240 numaralı oda. Gonca merak etme, bir şey olmamıştır Tahir amcaya. Canım.
Merhaba, Tahir Aydın'ın kızıyım ben. Durum nasıl babamın? Geçmiş olsun, şu an iyi durumda. Trafik kazası geçirmiş, başını çarpmış, kanamayı durdurduk. Onun dışında ciddi bir şey yok, bilinci açık, iyi durumda. Yine de bir süre hastanede müşahede altında tutacağız. Görebilir miyim? Tabii, çok yormamak kaydıyla. Teşekkürler. Efendim Zeynep. Arda. Zeynep, ne oldu? Tahir amca. Kaza yapmış. Biz şu anda hastanedeyiz. Kaza mı yapmış? Nasıl peki? İyi mi? Arda, ne olur geri dön. Tamam, tamam. Dönüyorum. Sen bana konum at yalnız. Tamam. Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Özür dilerim. Yok yok, özür dilemek yok, kendini suçlamak da yok, tamam mı? Bitti gitti işte bak, doktor iyisin dedi, bir şeyim yok, bir şeyim yok, tamam mı? Olabilirdi ama benim yüzümden sana bir şey olabilirdi. Tamam, iyiyim, üzme kendini. Tamam, tamam, tamam. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim kızım benim. Tahir amcacığım, çok şükür iyisiniz. Çok korkuttunuz bizi. Ey Allah ya, gece gece herkesi üzdüm ya. Baba, olur mu öyle şey? Gonca, bak bunu kimseye söyleme, olur mu? Bak bir şeyim yok. İnsanlar boşu boşuna telaşlanmasınlar. Tamam, merak etme. Ben az önce telefonda Arda'ya söyledim. Arda'dan başka kimseye söylemeyiz, merak etme babacığım. Bundan sonra sen ne istersen olacak. Sen mutlu ol, iyi ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Olacağım. Merak etme, olacağım. Hep birlikte olacağız, tamam. Toprak da yok hayatımızda artık. İyiyim, merak etme. Sen varsın, işim var. Zaten çok ihmal ettim işimi. Hayallerimi çok ihmal ettim. Bundan sonra onlara odaklanacağım. Sen hiç merak etme, tamam mı? Canım. Sık dışını şimdi, hadi. Ay Halil, ne yapacağız biz böyle ya? Hidayet. Nerede kaldı doktor Hidayet? Yarım saate burada efendim. Bana bak. Güvenilir bir doktor değil mi? Öyle polisi aramaz. Ha, yok, merak etmeyin efendim. Ama keşke hastaneye götürseydik Canan Hanım. Yani burada gerekli tıbbi koşullar olmadan... Hastane olmaz. Hastane olmaz, sana bin defa dedim. Hastaneye gidersek polise ne diyeceğiz? Ha? Polise ne diyeceğiz? Zaten kurşun sıyılmış. Gel bak. Bakamam ben Halil Bey, bakamam ben. Kan tutuyor beni. Tam olarak hadisenin nasıl vuku bulduğunu söyleseydiniz daha çok yardımcı olabilirdim ben size. Olamazsın Hidayet. Sen yardımcı olamazsın. Doktor gelsin yeter. Acaba Rıfat Bey'e de haber verse miydik? Yok. Yok yok, arayıp da boşuna üzmeyelim biz babamı, yok. Evet. Canan doğru söylüyor. Rıfat ağayı boşuna üzmeyelim. Sonra biz de üzülürüz. Anladın mı Hidayet? Yani aslında o da bilse yani... Hidayet. Bu ne ya? Baban kip falan mı taktı bize? Nasıl arıyor hemen şimdi ya? Ya 50 kere aradı tabi, açmayınca daha çok merak ediyordur. Nihayetinde adamı silahını çaldım ya. Canım. Aç. Aç. Dur, tut. Ah. Babacığım. Canan. Kızım, seni çok merak ettim.
Çok merak ettim. Neredesin? İyiyim ben babacığım, iyiyim. Merak etme. Sana bir şey söyleyeceğim. Bana doğru cevap ver. Benim silahımı sen mi aldın? Silahını mı? Yok. Silah mı? Evet. Çekmeceye koymuştum. Yok. Yok babam. Almadım ben senin silahını falan. Niye alayım ben? Sen başka bir yere koymuşsundur herhalde. Çok unutkansın sen bugünlerde. Peki kızım, telefonları niye açmıyorsun? Ha, niye cevap vermiyorsun? Ya yüreğime inecek ya. Birdenbire kayboldun, yok oldun ortada. Neredesin? Halil'le buluştuk biz dışarıda. Halil'le mi buluştunuz? O nereden çıktı şimdi? Ya baba, bu Pınar Hanım mevzusu var ya, biz onu tamamen yanlış anlamışız ya. Ben kocamla oturdum, biz güzel güzel konuştuk, anlattı bana Halil. Tamamen ticari bir mevzu yani. Babam, bak Halil'in de çok selam var ama benim şimdi kapatmam lazım. Tamam babam? Hadi babacığım, görüşürüz. Of. Ay hadi atlattık bunu da çok şükür. Hidayet, duydun değil mi? Rıfat Ağa hiçbir şey bilmeyecek. Eğer bizimle ağız birliği yapmazsan ben senin ağzını yırtarım. Yırtarsınız efendim. Nerede kaldı bu doktor ya? Fizan'dan mı geliyor? Birazdan gel. Aa. Doktor bey, doktor bey gelin. Gelin, gelin, gelin. Acil pansuman yapılması lazım. Lütfen hadi. Ali telefonu al. Suyu da al. Dede. Hayırdır, ne işin var senin burada? Hayırdır dede, hayırdır, merak etme. Senden uzun zamandır bir hayır olmadı ama... Gonca buraya geldikten sonra hayırsızlığın kitabını yazdın, kitabını. Müjdemi isterim dedeciğim. Gonca beni terk etti. Sen şu an yakışıklı yakışıklı tebessüm mü ediyorsun gerçekten? Şimdi düşündüm de seni uzun zamandır gülerken görmemiştim ben ha. Buna da şükür diyeceğim de torununu üzen bir şeye seviniyor olduğunu düşününce bu nasıl bir akrabalık diye sormaktan kendimi alamıyorum. Ya aralarında kan bağı olan insanlar birbirlerini kollamazlar mı? Bu aileyi birlik ve dirlik içinde tutmak benim görevim. Ha. Eğer o Gonca benim aileme zarar veriyorsa... tabii ki senden uzakta olmasına sevineceğim. Geç bunları dede, geç. Neyse. Ben herkesi burada bir arada bulurum diye düşünmüştüm ama... annemle babama ayrı bir fasıl düzenleyeceğiz anlaşılan. Belki kutlama yaparsınız ha? Yeter Toprak. Bırak bu ukala tavırları. Madem ayrıldın... madem Gonca artık bizim hayatımızda değil, sen de gel fabrikanın başına geç. Orası senin yerin. İşler güçler seni bekliyor. Ben ata beylerin onun bunun hakkını yiyerek, işçilerin alın terlerini sömürerek inşa ettikleri fabrikada çalışmam. Ne fabrikalarında çalışırım, ne evlerinde kalırım. Bugüne kadar çalıştığım ve yaşadığım kadarına da lanet olsun. Ben Adnan Fuat'a verdiğim sözü tutacağım. Attığım imzayı unutmayacağım. Ne biçim ayrılık bu? Ha? O kızla Allah'ın her günü dip dibe olacaksın. Kimi kandırıyorsun sen? Ben sana Gonca'dan ayrıldım. İşten de ayrıldım demedim ki. Adnan Fuat'la olan ortaklığım bakidir. Gerçi sen böyle şeylerden anlamazsın ya. Yani sözden, ahlaki değerlerden. En iyisi herkes iyi anladığı şeyi yapsın dede. Ben sözümü tutayım, ortaklığıma devam edeyim. Sen de zorbalığa devam et. Ta ki etrafında hiç kimse kalmayana dek. Baba yardım edeyim. Tamam.
Hayır amca, yardımcı olayım ben de. Teşekkür ederim. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar geçmiş olsun Tahir amcacığım. Teşekkür ederim. Size kahvaltı hazırladım. Tabii Tahir amcanın baba kahvaltısı gibi olmadı ama. Ya ne zahmet ettin kızım ya. Ya olur mu öyle şey? Biz bir aileyiz. Şey, ben şu eşyalarınızı yukarı çıkartayım Tahir amca. Arda, zahmet etme oğlum be. Ben bir ara yaparım. Vallahi bırak. Ya ne zahmeti? Ben bunların hepsini teker teker yerleştiririm ama siz yeter ki istirahat edin. Hep ben de yardım edeyim sana. Yani sen şimdi eşyaların yerini bilemezsin. Tamam. Bu ikisi iyi ki var. Sana kardeş gibiler. Gonca. Baba. Hayırdır kızım, daldın gittin? Bir şeye mi takıldı kafa? Önemli değil. Ha. Zamanla her şey geçer bak. Asıl bundan sonra ne yapacağımız çok önemli. Her şeyi yeniden başlıyoruz. Bundan sonra sadece sen, ben, Zeynep ve Arda. Aferin benim kızıma. Aklın yolu bir. Yani insanın iyi olanı, doğru olanı bulması meziyettir. Atabeylerden bize sadece zarar geldi. Oğullarından mı fayda gelecek? Evet. Bundan sonra sadece geleceğime bakıyorum ben. Benim neler yapabileceğimi görecekler. O atabeyler kimi karşılarına aldıklarını görecekler. Sanırım ben kendimi tam olarak tanıtamadım onlara, biliyor musun? Gerçek Gonca kimmiş görecek hepsi. Şurada. Olacak yani. Konuşmuyoruz. Birbirimizin yüzüne bakmıyoruz falan. Ne alakası var Zeynep? Nereden çıkartıyorsun? Anladım. Mış gibi yapıyoruz yani. İnkar ediyoruz. Ben hiçbir şey demedim. Sen de hiçbir şey duymadın. Bak Zeyno. Olacak iş var, olmayacak iş var. Bana duygularını anlattın. Ben dinledim ve cevabını da verdim. Daha ne istiyorsun? Ne yapayım? O kadar net yani. Evet, o kadar net. Boşuna sana ümit mi vereyim? Bekle, belki başka bir vakitte olur mu diyeyim. Ne istiyorsun? Deme tabii. Bak Zeyno. Sen seni layığıyla sevecek birini bul. O kişi ben değilim. Bak sen hem iyisin hem... Aman tamam. Yeter bu kadar klişe ya. Ben acıktım. Hadi yemek yiyelim, kahvaltı yapalım. Dertsiz başıma dert aldım ya. O Gonca Kezban'ın suratını görmen lazımdı. Bir de mayimi haliyle bir tavırlar, bir tripler, böyle buğulu buğulu bakışlar toprağa. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Her şey ortada. Gonca nasıl yedi? Bizim fotoğraf planımız bile ondan daha iyiydi. Deniz'ciğim bak bir daha anlatıyorum. Ben tam toprağın dudağına yapıştım. Gonca girdi içeri. Bir düşünsene. Bu manzara karşısında akıl yürütecek hal mi kalır insanda? Ya bir şey yaradı mı yaradı. Gonca morardı mı morardı. Ya abartmıyorum sana, şu tişörtün rengi gibiydi suratı, böyle mus mordu ileriyordu. Of, işte en tatsız da bu. Toprak arıyor, kesin bir sürü laf edecek bana. Ya bir aç, bir duy bakalım ne diyecek. Ona göre cevap verirsin zaten. Efendim Toprak? Ece. Ada burnunda bekliyorum ben, müsaitsen gelebilir misin? Olur. Olur tabii ki müsaitim. Birazdan oradayım. İyi. Ay Deniz, Toprak benimle buluşmak istiyor. Ve inanır mısın sesi kızgın değildi bu sefer. Belki de gerçekten bu defa ondan vazgeçmeyeceğimi anladı. Belki de gerçekten yelkenleri suya indiriyor.
Ay Allah'ım, sonunda bu Ece kulunu gördün. Şu an bana yürü ya kulum diyorsundur inşallah. Deniz, Deniz hemen aç. Ablam niyetine kavuşsun, meditasyona başla. Tamam mı? Gönder bana bütün enerjimi, çok ihtiyacım var. Sen hiç merak etme ablacığım, tüm enerjim seninle. Hadi ben gidiyorum, bana enerjini yolluyorsun. Ben de toprak konuşup geliyorum. Hadi kahveyi ödersin. Bundan sonra sadece iş. Varsa yoksa iş. Bunu sakın unutma, tamam mı? Evet. Şimdi. Sabah 9. İş başı. Gece 12 paydos. 9 çok geç. 8. Güzel. Günaydın Gonca. Günaydın. Burayı ne kadar güzel yapmışsın. İnsanın çalışacağı yoksa bile çalışır burada. Kendimce bir şeyler yaptım Fuat Bey. Ama çalışma programın inanılmaz. Planına göre... Bak. Çalışmanın sürekliliği için yorulmamak, yorulmamak için de dinlenecek vakit lazım. Ben programda hiç mola göremiyorum. Çok oyalandım. Ertelediğim bütün projelerle ilgili bir şeyler yapacağım artık. Her şeyi tekrardan bir gözden geçirmem gerekiyor. Boş işlerle uğraşmak yok artık. Aslında ben pek boşa vakit harcadığını düşünmüyorum. Toprak'la zor günler atlattınız. Evet, öyle oldu. Biz ayrıldık. Kapandı o konu yani. Barışmamak üzere ayrıldık. Bir dakika, nasıl? Anlamadım. Ayrıldık yani. Öyle karar verdik. Fuat Bey bu arada lütfen. Yani şey, karışmasanız iyi olur. Tamam, tabii ki bu sizin kararınız ama üzüldüm. Fatma Ana ve diğerleri de üzülecek. Birazdan yanlarına gideceğim zaten. Herkes ayrıldığımızı benden duysun istiyorum. Git tabii. Geç kalmam ama. Hiç sorun değil. Zaman senin. Bu arada bir şeye ihtiyacın olursa lütfen haberim olsun. Hemen temin ederim. Teşekkür ederim. Aslında bir asistana ihtiyacım olacak. Tamam. Hemen söyleyeyim, araştırmaya başlasınlar. Benim bir tanıdığım var. Çok yakın arkadaşım, bilmiyorum tanıştınız mı, Zeynep. Baştan beri çok yardımcı oluyor bana. Sen kimi istiyorsan o olsun. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Zaman gidelim bakalım.